Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve iki soru iki tahmin serisi ile karşınızdayım. Aylardır bu seriye devam ediyoruz. Kanalımızın eski aboneleri bilirler. Yeni abone arkadaşlarımız için kısaca bir üstünden geçeceğim. Top açılımı yapıyoruz ama top açılımına geçmeden önce ben iki tane soru soruyorum. Ve sizlerden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Hani top açılımını daha keyifli bir hale getiriyoruz böylelikle. 40 tane 40 oyunculuk top açılımı yapacağım arkadaşlar. Elimde 253 tane altın top var. Ben 40 tanesini kullanacağım. Kadroma 40 oyuncu gelecek ve ilk sorum geliyor. Sizce 40 oyuncuya kaç tane siyah top düşürürüz? Yani kaç tane 40 oyuncu içerisinde siyah top olur? Yani ben 1 ve 2 arasında gidip geliyorum. Hani 1 mi gelir, 2 mi gelir? Ama bugün kendimi biraz şanslı hissediyorum ve benim tahminim 2. İki tane siyah top düşüyoruz diyorum. Yani inşallah tabii o siyah toplar 90 ve üzeri oyuncular olur. Ama çok umudum yok. Bana 85'lik 87 falan oralarda verir diye düşünüyorum. İki tane siyah top gelir tahmininde bulundum. Siz de ilk soruya tahminde bulunduysanız ikinci sorum geliyor. Altın toplar içerisinde bizden 3 tane oyuncu var. Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü. 3 tane oyuncumuz var. Sizce bu 3 oyuncudan en az birini düşürebilir miyiz? 40 oyuncuya bizden birisi gelir mi gelmez mi? Yani ben şimdi 500'den fazla burada altın top oyuncu var. Yani bizden bir oyuncu gelir mi acaba diye düşünüyorum 40 taneye. Biraz ihtimal düşük. Tabii 500 tane oyuncu var. Ama ya ben Hakan Çalhanoğlu'nu düşürebileceğimizi düşünüyorum. Öyle hissediyorum ve bizden bir oyuncu gelir diyorum arkadaşlar. Sizde, sizce bizden oyuncu gelir mi gelmez mi? Bizim milli takımımızdan oyuncu ben gelir diye düşünüyorum. Ve ilk top açılımına geçiyoruz. Haydi bakalım anlaş dedik. 2 soru iki tahmine başlıyoruz. Ben genelde 2'de 1 yapıyorum. Bakalım bu sefer 2'de 2 yapabileceğiz mi? İlk top açılımında Konemi biraz bekletti bizi. Haydi Konemi bir de Hakan'ı veriyormuş en başta diyecektim ama... Yani Hakan'la başlayamadık. Çağlar'la mı başlayacağız dedim. Çağlar'a hani öyle bir İngiltere'ye gidince acaba dedim Çağlar mı olacak? Olmadı. Altın topla başladık ama Mount geldi arkadaşlar. yani Chelsea'den güzel bir oyuncuyla başladık. Ben iki siyah top gelir dedim. Bir de bizim milli takımdan oyuncu gelir dedim. 252 oyuncu kaldı. Devam edelim bakalım. Şöyle siyah top görebilir miyiz acaba? Haydi Konemi. İspanya'ya gittik. Siyah top olur mu? Olmadı. Altın top verdi. Williams geldi. Santifor oyuncu. İkinci oyuncuyu da kadromuza kattık. Devam edelim. Üçüncü oyuncu için top açılımını yapıyoruz. Yani siyah topu erkenden vermedik ona mı? Ben tahminimde hani 1 ile 2 arasındaydım. Hani 1 de olmaz artık. 2 verir diye düşündüm. Ama altın toplarla devam ediyoruz. Hernandez geldi. Hani şöyle 83-84'lük favori güzel oyunculardan gelecek mi acaba? Anlaş diyelim. Yani altın top oyuncuları içerisinde de harika altın toplar var. Bakalım onlardan herhangi birileri gelecek mi? Siyah top kim gelecek gelirse? Altın toplarla devam ediyoruz. Hemen geçtim buraya. ki geldi benim beğendiğim altın toplardan da PES 2020'de. Ama sakatlık yaşadı. Tabii o da formasından uzak kalmasına sebep oldu. Yoksa önü açık bir futbolcuydu. Juventus'ta formayı formaya da zaman zaman almıştı ama yaşadığı sakatlık onu biraz geriye götürdü. Forma rekabeti var bir de orada. Buradan bir şey düşüremeyiz dedim ama altın top Daniel Ves geldi. Neydi Barcelona'da oynadığı zamanlar? Yani harika bir sabek oyuncusuydu. İleri diyelim şu anki kartının da 82 ile başladığını görmüş olduk. Henüz daha siyah top gelmedi. Anlaş dedik. Yani gelirse çok güzel bir zamanlama olur. Ya yani şu zaman bir daha bir gelse ama nerelere gitti nerelere. Ya buradan bir siyah top gelmez. Ee, Mirançuk geldi ama. PES 2020'de de 20'de ben klasmanla e, klasman da kullanmıştım Mirançuk'u. Yani öyle çok iyi diyemem ama kötü de değildi. PES 2021'deki kartında merak ediyorum. Hani nasıl bir altın top olmuş. Evet bakalım. Kim gelecek? Altın top. Elvedi geldi. Bağımsız oyuncu. Şimdi bağımsızlar içerisinde de güzel oyuncular var yani. Umarım onlardan düşürürüz. Haydi bakalım anlaş dedik. Henüz daha siyah top. Ne yazık ki gelmedi. Yani sıfır diyen arkadaşlarım da bilebilirler. Öyle bir ihtimal de var şimdi. Henüz sıfır gidiyoruz. Sıfır diyen arkadaşlarım şimdilik doğru bildiler. Mancini geldi. Bizim milli takımdan da şu ana kadar oyuncu düşüremedik. Hemen devam edelim. Anlaş dedik. 245'e düştü bu arada altın toplarımız. Haydi be konemi. İtalya'ya gittik. Ronaldo olur mu acaba? Olmadı olmadı. Ronaldo için hayal kurduk ama ne yazık ki gelmedi. Güzel bir santifor geldi ama ben beğenirim. Hızı düşüktür ama. Hızı düşüktür. 2020'de e, onun tabii ki kulüp selection kartını zaman zaman kullanmıştım. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi konemi. Maalesef gelmedi bir şey. Zenit'ten Douglas Santos geldi. Devam edelim. Bu oyuncu hakkında pek bir bilgim yok. Şimdi hani içerik hakkında, oyuncu hakkında pek bir şey diyemiyorum. Altın top oyuncusu, sol bek oyuncu. Şunu güzel hani oradan Rusya'ya gitmişken hani e, Malcom falan gelseydi keşke. Arjantin'e gittik herhalde. Bakalım. Buradan kim geliyor? Bore geldi. Ya bu PES 2020'de bana ne kadar çok gelmişti. Ben bu adamı sildim, sildim. Bana sürekli geldi. Yani o kadar geleceğini bilseydim tutardım, takas yapardım yani. Bana bu Santfor o kadar çok geldi ki anlatamam. Yani klasmanlarda kullanıyordum, sözleşmesi bitince satıyordum. Baktım o kadar geliyor ki artık yani kullanmadan da sattığım oldu bunu. Anlaş diyelim. Haydi Konemi, henüz daha siyah top düşüremedik. Yani sıfır tahmininde bulunan ve bizden oyuncu gelmez diyen arkadaşlarım şimdilik doğru bildiler. Hani bizim ülkemize de gelmedi. Hani Rusya'ya gittik kaç defa. Bari Türkiye'ye gelseydik. Bu arada Paris Saint Germain'e gittik. Paris Saint Germain'den bir altın top düşürdük. Hemen devam edelim. Anlaş dedik. 125 tane siyah top var arkadaşlar. Az buz değil. Ama vermiyor. Yani vermiyor. Haydi konemi. Altın topla devam ediyoruz. Mendy geldi ama Real Madrid'in sol bek oyuncusu. Yani Marcelo'nun elinden de formayı kapmıştı geçen sezon. Son özellikle ligin sonlarına doğru etkinliğini arttırmıştı Real Madrid takımında. Marcelo da tabii ki orada altın topa düştü. Siyah toptan altın topa düşen Real Madrid'li oyuncuların sayısı fazlaydı. Onlardan biri de Marcelo'ydu. Hani bari Gerrit ile düşürsek, Marcelo'yu düşürsek eski siyah toplardan. Yani öyle altın top da gelmedi. ileri diyelim. Haydi bakalım. Lil'in kalecisini düşürdük. Şu ana kadar 2'de 0 gidiyoruz. Anlaş diyelim. Yani 2'de 1 yapaydık bari diyorum. 2'de 0 çekmesek. Haydi konumi. Bir çağlar oyuncu gelir mi burada? Gelmedi. Arsenal'a gittik ama. Yani oradan da Pepe gelse güzel olurdu. Çaka. Yani elimde 2020'de çok çaka vardı. Yani çakalara devam ediyoruz. Çaka bol bol geliyor. Arsenal'dan çok fazla altın top oyuncu vardı benim elimde. Anlaş diyelim. Genelde takasta kullanıyordum. Arsenal'dan çok fazla geliyordu bana. Torreira'sı, çakası filan. Onları takas için beklettiğim de oldu. PES 2021'e taşıdığım da oldu. Altın toplarla devam ediyoruz. Bakın yine Bore geldi ya. PES 2021'e de yani yapıştı bana bu adam. Yapıştı. Dedim ya PES 2020'de de çok geliyordu bu. Ya şurada bile geldi hemen ikinciyi. Yani umarım üçüncü gelir de takas yaparız. Artık üçüncüsü gelsin. İleri diyoruz. Yani ya bu kadar da olmaz. O kadar dedim geliyor bana bırakmadı yakamı. Bilmiyorum size de bu adam bu kadar çok geliyor mu? Bazı oyuncular var. İşte o Barcelona'daki bir gümüş top vardı. Bright diye hani adını tam telaffuz edemiyorum ama. Yani bir o o kadar çok geliyordu. Bir bu geliyordu. Yani Merih Demiral da çok gelirdi ama yani milli oyuncumuz seviniyordum. Merih Demiral'a üzülmüyordum yani gelsin. Ama yani bu oyuncular gelmesini istiyordum. Maalesef yani gördüğünüz üzere bugün de ikinci defa geldi. Artık üçüncüsü gelsin de takas yapalım. Değişimize yarar bari. Haydi be. Altın topla devam ediyoruz. lakasit mi acaba? 9 numara mı? Evet. Siyah toptan altın topa düşen Lacazette'i düşürdük. Şimdi bu oyuncular iş yapar arkadaşlar. Maçta ya Arsenal geliyor, Arsenal takımında bu oyuncuları kullanarak etkinlik puanı da alabiliriz. Hem kendi oyuncusu formu da yüksek oluyor. Yani Lacet iş yapabilecek bir oyuncu. Ben büyük takımlardan oyuncu geldiği zaman beyaz top bile olsa silmiyorum. Yedekleri alıyorum çünkü etkinlik puanı veriyor onlar. Yine altın top. Devam edelim. Milik geldi yani Napoli'den. Maalesef Napoli'ye geldiği zaman çok ağır bir sakatlık yaşadı ilk sezonunda. Higuain'in yerine gelmişti onun veliahtı olarak. O ağır sakatlık tabii onun kariyerini büyük etkiledi. Çok büyük umutlarla gelmişti o zaman Napoli'ye hatırlıyorum. Higuain'in boşluğunu doldurmak için gelmişti. İngiltere'ye gittik. Hadi bir siyah top geliyor arkadaşlar. İnanamıyorum Manchester City'ye gittik hem de. Mahres mi yoksa bu? Yani Manchester City'ye gittik arkadaşlar. İlk siyah topumuzu düşürdük. Mahresle düşürdük. 86'lık Mahres geldi. Hani benim çok öyle 90 ve üzerinde ümidim yoktu. 85-87 aralığı demiştim. 86 tam arayı düşürdük. Ama iki tane siyah top dedim. Yani bir siyah top daha gelmeli. Haydi Konemi. Yani ve bizim milli takımımızdan da oyuncu gelir dedim ben. Ne bizim milli takımımızdan geldi ne de bizim ligimizden bir altın top geldi. Haydi bakalım. Ya şöyle bir Mbappe düşürseydik harika olurdu ama. Yani Mbappe'yi çok severim. Çok da kullanırım yani benim. Hani böyle tahtaya menajerler, teknik adamlar ilk hangi futbolcu yazar deseler. Benim için Mbappe yani. O derece çok seviyorum. Online maçlarda yani en çok kullanmak istediğim oyuncu. Haydi be Yani bir de Mbappe harika olurdu. Ama nerelere gittik nerelere. Altın top geldi. Aa Emre Can geldi bu arada. Yani Türk asıllı Alman futbolcu diyelim. Bizim milli takımımızı seçmemişti. Devam edelim. Ü 232 oyuncuya kadar düştük. Anlaş diyelim. Haydi be Konemi. Umutlu gözlerle bakıyoruz ama. Bari bizim milli takımımıza gitseydin. Bakalım kim gelecek. Altın top geldi. Değişik bir formaya da sahipti. Bağımsız oyuncu geldi. Devam edelim bakalım. Sevindir bizi Konami. Yani 40 tane oyuncu. Az buz değil. Hepsi de altın top. Yani 600 küsür tane oyuncunun zaten 125'i siyah top. Normalde 6'da bir ihtimalimiz var. Yani 40'da en kötü yani 6 tane siyah top vermesi lazım. Ama vermiyor gördüğünüz üzere. Paulinho geldi. Eskiden neydi bu oyuncu? Barcelona'da iyi bir yani form yakalamıştı aslında ama Çin'e tekrardan geri döndü. Çin'de futbol hayatına devam ediyor. Geçen sene Çin demişken Talişka da çok fazla geliyordu bana. Ya yani, Talişka'yı bugün düşüremedik. Geçen sezon Çin'den çok fazla Talişka gelmişti bana. Altın toplarla devam ediyoruz. Berardi geldi. Berardi de yani lige iyi girdi. Bu hafta da yanılmıyorsam gol atmıştı. Formda yani Berardi bu sezon iyi bir grafik çizdi o da bu sezon için. Ya yani böyle devam ederse umarım daha iyi bir karta sahip olur. Belki devre arasında belki de yazın yükseltebilir. Yani iyi girdi birkaç haftadır hani milli arasından önce değildi, milli arasından sonra da iyi. Hadi be. Bir siyah top olur mu dedik olmadı. Sassuolo'ya gittik. Yani şimdi İtalya'ya gidip bir Ronaldo'yu düşürsek harika olurdu ama yani vermez herhalde Ronaldo'yu. Anlaş diyoruz. 228'e düştük arkadaşlar. Bir siyah elimizde. Ama milli takımdan oyuncu düşüremedik. Hadi be Çağlar Soyuncu. Olmadı. Yani Çağları da vermedi. Arsenal takımına gittik. Arsenal'dan gelen oyuncular iş yapar ama çünkü maçta ya Arsenal gelecektir birçok defa. Orada bunları kullanırız. Hani ilk 11'de kullanmasak da yedeklerde kullanırız çünkü etkinlik puanı verecektir bizlere. O anlamda işimize yarayacak altın toplar bunlar. Devam edelim. Hem de Hector Bellerin de iyi bir altın toptu. PES 2020'de ben kullanıyordum fazla. Altın topla devam ediyoruz. Hangi oyuncu geldi acaba? Stones geldi. Hey gidi Stones. Buralara kadar düştü. <laughs> devam edelim. Bir altın top için daha 226'ya 226 düştük arkadaşlar. Az bir topumuz kaldı artık bugünlük. 40 hedefini koymuştuk. Şu an için 2'de 0 gidiyorum ama şu an bir siyah top gelebilir mi? Gelmedi. Yani İspanya'ya gittik. Hani o kadar siyah top var Barcelona'da, Real Madrid'de. Bir tanesini vermedi. Yani İngiltere'ye gittik bir oradan siyah top düşürdük. Anlaş diyelim. Yani şöyle bir İspanya'dan Barcelona'dan ya da İtalya'ya gidip Juventus'tan siyah top düşseydi keşke. Hadi be İngiltere sen verirsin. Bu sefer o da vermedi. İleri diyelim geçelim. Şöyle baktım acaba kimdir diye. Boli geldi. 80'lik stoper. 224'e düştük. Anlaş diyelim. Yani artık tam zamanı. Daha da geç olmasın. Artık kırklara doğru yaklaşıyoruz. İngiltere yap bize bir güzellik. Olmadı. Altın top kaleci düşürdük. Ryan geldi. Bari İngiltere'nin o e, üst sıralardaki takımlar gelseydi. Oradan altı toplar düşürseydik. Yani kullanabileceğimiz altın toplar düşürsek daha da iyi olurdu. Gelen şu altın top beni tatmin etmedi. Aralarda iyi altın toplar geldi ama... Yani benim çok istediğim antu toplar henüz gelmedi. Devam edelim. Bu o hazart geldi. Hazartı beğenirim ama şimdi hakkını vereyim. Hazartı beğenirim. Ee, yani buna sevindim. Yani ben hazar iki hazartı da zaten Pes 2020'de kullanıyordum ben. Abisini de kardeşini de muhakkak klasman maçlarında olsun kullanmayı severdim. Ee, en azından diğer hazartı düşürdük. Öteki siyah top azartı düşürsek bir de yarında harika olurdu. Yani Borussia Dortmund'un ben tüm oyuncularına talibim. Çok seviyorum Dortmund kulübünü. Umarım Dortmund'un tüm altın toplarını düşürürüm istiyorum. Buradan Caputo geldi. Devam edelim. 221 oyuncu kaldı. Anlaş diyelim. Ya bir siyah top gelirse en azından 2'de 1 yapacağız. Ama 2'de 0 devam ediyorum şahsen. Hadi be İngiltere. Olmadı ne yazık ki. Yine olmadı. Ama Manchester City'ye gittik. Ferran Torres geldi. Bu iyi oldu. Manchester City'nin oyuncusunun gelmesine sevindim. Umarım Ferran Torres de Manchester City'de başarılı olur. Bu sezon yeni transfer oldu. Yani işi zor ama. Yani sağ kanatta zaten işi çok çok zor. Orada forma şansı bulması. Yani imkansıza yakın neredeyse. Bernardo Silva var. Mahrez var. Foden'ı da zaman zaman orada kullanıyor Guardiola. O anlamda işi zor. Devam edelim. Yani sol kanatta denedi. Of Klosterman geldi arkadaşlar. İşte bu altın toplar içerisinde en iyi stoperlerden bir tanesi. Buna çok sevindim. Klosterman yani çok dikkat çeken bir altın top stoper. Dün akşam hani öyle bir özelliklerine bakıyordum. Klosterman'ı inceliyordum bir de. Böyle hızlı stoperler kimlerdir diye bakıyordum. Siyah top, altın top, orada Klostermanı görmüştüm. Yani gelmese takas alacaktım muhakkak. Klostermanı denemek istiyorum. Çok hızlı bir stoper. Ee, bakalım nasıl oynayacak. Merak ediyorum. Yani ilerleyen zamanlarda e, memnun kalırsam ilerleyen videolarda değinirim. Altın top kadrosu kurduğum zaman orada kullanıp kullanmayacağımı göreceğim ve sizlere ilerleyen zamanlarda aktarırım o bilgileri. 219 oyuncu kaldı. Çok az oyuncu kaldı. 213'ü gördüğümüzde bitireceğiz arkadaşlar. Bir siyah top geldi şu ana kadar. Bakalım buradan bir şey düşüremeyiz siyah top ama altın top kimi düşürürüz? Yabancı biri geldi. Bakan bu geldi. Bakan bu yolu Türkiye'den geçen bir oyuncuydu. Devam edelim. Anlaş diyelim hadi Konemi. Bir siyah daha harika olurdu ama. Umudum var mı? Yok. Yani artık umudum yok. Sanki bir de kalacağız gibi görünüyor. Ama dedim hani verir mi diye de şöyle bakıyorum yine gözün ucuyla. Olmadı. Manchester United'a gittik. Şov geldi. Ama yani Manchester United'ın oyuncusu da iyidir. Çünkü maç Manchester United çok fazla geliyor. Oralarda kullanırız. Etkinlik puanı alırız. Anlaş diyelim. Hani bir Rashford gelseydi bari Manchester United'dan. Ya da Bruno Fernandes, Pogba. Güzel siyah topları da var şimdi onların. Altın topla devam ediyoruz. Ne yazık ki. Arnotovic geldi. O da geçen sene devre arasında transfer olmuştu. Yani o da Çin'e gitti tabii ki. Formasını, yani formayı giyiyordu. Premier Lig'de gayet iyi oynuyordu. Ama Çin'e gitmek istedi ve ayrıldı Premier Lig'den. Anlaş diyelim. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Siyah top ümidim kalmadı. Yani kaldı diyemem. Ama şu an bir yapsa güzellik Konemi. Hani yan yan bakıyorum acaba verir mi diye. Yok. Ne yazık ki siyah top vermedi. Bender geldi. Hani bağımsıza gidince şöyle içimden Lewandowski geçiyor. Acaba bir Lewandowski gelir mi? Hani ama olmadı. Devam edelim. Bayalaver Kuzen'den oyuncu geldi. 215. Son 3 oyuncu. Anlaş dedik. Haydi be Konemi. Bari bizim ülkemizden oyuncu verse. Yani bizim milli takımımızdan verse. Yani o da olur. Bizim ülkemizden de olur. Milli takımdan da olur. Bizlerden biri gelse keşke. Kim geldi bir bakalım. Fabra geldi tanımadığım bir oyuncu. Bir şey diyemiyorum yani. Son artık arkadaşlar 214 kalmış. Bu son olacak arkadaşlar. Evet yanlışlık olmasın. Az önce sonuç dedim. Bu son arkadaşlar. Bu topla 40 olacak ve bitirmiş oluyoruz. Ben az önce sonuç demiştim ama şu an bununla birlikte 40. oyuncu geliyor. Bakalım son topta kimi düşüreceğiz. Yani 2'de 0 çekeceğim gibi görülüyor. Bakalım 2 de 0 mı olacak? 2 de 1 mi? Siyah top mu gelir? Yoksa bizim milli takımdan şöyle Hakan Çalhanoğlu gelir mi? Ya İtalya'ya gitti. Acaba dedim Hakan Çalhanoğlu gelir mi? Gelmedi ne yazık ki. Yani 2 de 0 yaptık arkadaşlar. Douglas Costa geldi. Altın top. Güzel altın top düşürdük şimdi. Allah var bir şey diyemiyorum. Hani o konuda yani e Serzenişte bulunamıyorum Konemi'ye. Güzel bir altın top. Finali iyi yaptık en azından. Altın toplar içerisinde Douglas Costa'yı düşürdük. Ama ne yazık ki. Yani ben iki tane siyah top gelir dedim. Gelmedi. Milli takım oyuncuları içerisinde de hayal kırıklığına uğradım. Oradan da düşüremedik. Sizler iki de kaç yaptınız arkadaşlar? Tahminleriniz tuttu mu? Kaçta kaç yaptınız? Yorum yazarak paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin daha iyi top açılımları olması dileğiyle. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi seyirler.